fiziksel engel değil, koronavirüs tedbirlerinden kaçınmak engel olacaktır. Lütfen maskelerimizi takalım. Bir, anne olarak güçlü olmalıyım ve evlatlarımın yanında olmalıyım. Lütfen sevdiklerimizin yanında olmak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Fiziksel engelli olmak, bayrak uğruna çalışmak için engel değildir. Gerçek engel koronavirüstür. Biz bu gemide bir aileyiz. En büyük engel sevdiklerimizden ayrı kalmaktır. Lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Çalışmak en büyük ibadettir. Benim engelim, yöneten Türkiye'nin parçası olmamaktır. Maskelerinizi takalım. En büyük mutluluk çocuğumu okula göndermektir. Okulların açılması için lütfen maskemizi takalım. İdeal rehberlik koronavirüs engeline takılmadan yüz yüze sevgiyle yapılandır. Uzaktan mesafeli rehberlik yapmamak için lütfen tedbirlerimizi uyalım. Gerçek engel sevdiklerimizle aramıza konulan mesafedir. Annemizi, babamızı görememektir. Çocuğumuzu kucağımıza alamamaktır. İşte tam da bu yüzden COVID-19 tedbirleri kapsamında alınan tüm önlemlere uyalım. Maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım. Ve unutma ki sen yoksan biz bir değil, çok eksiyiz. En büyük engel öğrencilerimizle birlikte yüz yüze ders işleyememektir. Öğrencilerle aramızdaki engeli kaldırmak için lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Maskemizi takalım. Üç Aralık Dünya Engelliler Günü olması münasebetiyle bütün engelli kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu ifade etmek isterim. Gerçek engel, fiziksel engel değildir. Engel, bir öğrenci için okula gitmemektir. Engel, bir öğretmen için öğrencilerinden ayrı kalmaktır. Bir sağlıkçı için engel, bir canı daha kaybetmektir. Gerçek engel, sevdiklerimizin yanında bulunmamak, hayatta olmamaktır. Bu amaçla hazırladığımız kamu spotuna destek veren öğrenci, öğretmen, veli ve personelimize, ayrıca farklı kurumlardan destek veren bütün memur arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Gerçek engel koronavirüstür.